Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Borsa İstanbul ve dünya borsaları arasındaki fiyatlama farklarını yorumlayacağız. Daha sonrasındaysa özellikle Türkiye'de ihracatçıların yaşamakta olduğu finansman erişim sorunları, Exim Bank kredilerine erişim konusundaki problemleri masaya yatıracağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Birol Celep bizlerle birlikte olacak. Programımızın diğer kısmında Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le birlikte Türkiye'de 5G ihalesi öncesindeki tabloyu değerlendireceğiz ve aynı zamanda Türkiye ile İsrail arasında çok uzun yıllar, 71 yıl sonra yapılan ilk askeri anlaşmanın, havacılık anlaşmasının detayları üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Programımızın son bölümünde ise Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağız. Barsan Global Logistics CEO'su Uğur Aksu bizlerle birlikte olacak. Son dönemde hem enerji fiyatları hem aynı zamanda taşımacılık maliyetleri üzerindeki etki ve ihracatın bu alanlara potansiyel yansımalarını yorumlamaya çalışacağız. İlk etapta günün öne çıkan haber başlıklarına bakıyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki muhafazakar parti liderliğinden istifa etti. Johnson sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini söyledi. Böylece Johnson'ın yaklaşık 3 yıldır devam eden görevi sona ermiş oldu. Şirketlerin döviz mevduatı BDDK'nın TL kısıtlamasına ilişkin düzenlemesinin olduğu hafta 3.1 milyar dolar geriledi. Düşüşün neredeyse tamamı ikinci çeyreğin son günü olan geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşti. Bu dönemde bireylerin döviz mevduatı ise pariteden arındırılmış olarak 330 milyon dolar artış gösterdi. Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanı George Weah, küresel ekonomi için görünümün Nisan ayından bu yana ciddi şekilde karardığına işaret ederek, gelecek yıl küresel ekonomide bir resesyon yaşanması olasılığını göz ardı edemeyeceğini söyledi. George Weah, riskler yukarı gitti, resesyon olasılığını görmezden gelemeyiz. 2022 zor bir yıl oluyor, 2023 yılı için resesyon riskleri arttı diye konuştu. Avrupa Merkez Bankası'nın krize karşı çıkaracağı yeni araca geçiş koruma mekanizması ismi verildi. İsmin belirlenmesine karşın devam eden tartışmalar dolayısıyla mekanizmanın devreye alınması 21 Temmuz'daki toplantıya yetişemeyebilir. Macaristan Merkez Bankası forint'teki değer kaybını önlemek için haftalık mevduat faizini 2 puan artışla %9.75'e yükseltti. Bu oran Avrupa Birliği'nin en yüksek faiz oranı oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 50 bas puanlık faiz artırımına işaret ediyordu. Haberleri aktardık. Piyasalardaki rakamlara bakalım hızlıca. Dolar endeksi 107'ler civarında fiyatlama bulmaya devam ediyor. Euro dolar yeniden 1.0170'lere kadar döndü. Dolayısıyla kurlar üzerindeki baskı sürüyor. 17.22.85 dolar TL, 17.56.14 euro TL'deki fiyatlamalar. Özellikle Doğu Avrupa kurları üzerindeki baskının kendini çok daha net bir şekilde hissettirdiğini görüyoruz. Buna da önlem almak için arka arkaya faiz artırımları geliyor. Az önce aktardığımız gibi Macar Merkez Bankası forint'teki değer kaybını önlemek için faiz artırdı. Polonya'daki beklentiler 10 ay üst üste faiz artırımı. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda şu an itibariyle Doğu Avrupa kurları Euro'daki bu ciddi anlamda geri çekilmenin yansımasını kendi para birimlerini savunacak şekilde yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'a baktığımızda ise yine Avrupa borsalarındaki kuvvetli seyre paralel şekilde 2421 puana gelen %0.5 civarında yukarı giden bir performans görüyoruz. Burada önceliği bankalar alıyor. Bankalarda ilk sırayı ise Yapı Kredi'nin aldığını söyleyebiliriz. %3.5'un üzerinde Yapı Kredi Bankası'ndaki primler. Akbank'ta %2.6, İş Bankası'nda %2.5'a yakın oranda yükselişlerin devam ettiğini söyleyelim. Endeks üzerinde de bu hisselerden gelen ciddi bir katkı var. Yine Garanti Bankası'nda da %3'e yaklaşıyor. Yukarı yönlü hareket. Dolayısıyla şu an itibariyle bankacılık endeksi %2.5 yukarıda. Sınai
Almanya endeksi ise ekside işlem görüyor. Dolayısıyla ikisi arasındaki ayrışma an itibariyle dikkat çekici. Türkiye'nin CDS'leri 850 bas puanın üzerinde ama bir 3 bas puan kadar geri çekilme olduğunu ifade etmiş olalım. Diğer yandan aylık opsiyon oynaklığı da %27'lere doğru yaklaşıyor. Onu da ifade edelim. Özellikle tahvil faizlerinde, TL cinsi tahvil faizlerinde sınırlı geri çekilmeler var. 2 yıllık tahvil faizi 23.81, 5 yıllık tahvil faizine baktığımız zamansa 19.60'lar civarında fiyatlama var. 10 yıllık tahvillerde %19.29 seviyesinden geçiyor. Bizim önümüzdeki tabloya göre son işlem düzeyi. Avrupa borsaları yukarıda dedik. Primler orada, Avrupa'da özellikle %1'lerin üzerinde seyrediyor. Özellikle İtalya'da %2'nin de üzerine taştığını ifade edebiliriz. Frankfurt'ta %2'ye yakın, Paris'te %1.6, Londra'da FTSE'de ise %1.1'lik yükselişler var. Yine Amerikan vadeli işlemlerine de baktığımızda orada da pozitif bir başlangıç öngörüsü hakim. Dow Jones vadeleri 0.7, Nasdaq ve S&P 500 vadeleri 0.5'ler civarında primle başlangıca işaret ediyor. MTF piyasalarında da geri dönüş çabası var. Brent petrol 100 doların altını görmüştü. Şu anda 101,5 dolarda. Amerikan tipi ham petrol ise 100 doların üzerine atmaya çalışıyor. %1'e yakın petrol fiyatlarının yukarı gittiğini görüyoruz. Altında son ayların en düşük seviyesine görüldükten sonra bir parça tepki hareketi vardı sabah. 1745 dolarlara doğru hareket oldu ama ardından tepkinin bir kısmının geri verildiğini görüyoruz. Dünkü kapanışın sadece 3,5 dolar kadar üzerinde 1738 dolar seviyesinden geçiyor son işlem düzeyi. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim araştırma masasına. Kutay Korap bizleri bekliyor. Kutay, Borsa İstanbul'da şu an itibariyle yukarı yönlü hareket var. Avrupa borsaları da performansını yukarı taşımış görünüyor. Biraz dipten dönüş çabası söz konusu. 8-9 ayın diplerinden dönüyor Avrupa. Bizde ise biz TL bazında kuvvetli bir Borsa İstanbul performansı görüyoruz. Yılbaşından bu yana prim %30. Lakin özellikle yılbaşından bu yana %30 olan bu primi bir parça kurla düzelttiğimizde dolar bazında getirinin nispeten düşük kaldığını, dolayısıyla şu an itibariyle Borsa İstanbul'la gelişen ülke endeksleri arasındaki makasında tarihi zirveye ulaştığını görüyoruz. MSCI endeksleri üzerinden baktığımızda oldukça belirgin bir iskonto %60'ların üzerinde görünüyor. Dolayısıyla tabloyu biz sabah Gökhan'la bir parça konuştuk. Piyasa nasıl yorumluyor? Şimdi şöyle ki yani Borsa İstanbul'a bakıyoruz, evet, TL bazlı %30'un üzerinde bir getiri var yılbaşından bu yana. Dövizde de kabaca o civarda bir değer kaybı yaşanmış durumda. Yani dolar bazlı borsanın getirisi %3'ler 4'ler civarında. Yıl içerisinde bu rakam %18'lere kadar çıkmıştı. Hatta hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülke sepeti içerisinde en iyi dolar bazlı getiriyi sağlayan endekslerden biriydi Borsa İstanbul Nisan döneminde. Fakat TL'nin değer kaybı burada biraz daha Borsa İstanbul'un döviz bazlı getirilerinin silinmesine sebep oldu. Tabi burada borsadaki getiriyi konuşurken de biraz reel getiriye de bakmakta fayda var. Evet, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul %30'un üzerinde o civarda getiri sağladı ama yılbaşından bu yana da 6 aylık enflasyonun baktığımızda %40'ların üzerinde olduğunu düşünürsek aslında reel anlamda %10-12 götürü tarafında da kalabildiğini düşünmekte fayda var. Şimdi burada sepette bir ayrışma var. Neyden bahsediyoruz? Hemen bir Borsa İstanbul'la MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin bulunduğu bir grafik var. O grafik bize şunu gösteriyor. 2013'ten bu yana Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke sepetine karşı daha zayıf bir performans sergiliyor. Şimdi mesela şu yandaki tablo bize şunu gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerin endeksiyle dünya MSCI endeks, MSCI dünya endeksinin fiyat kazanç oranlarını, gelecekteki fiyat kazanç oranlarını, 12 aylık fiyat kazanç oranlarını gösteriyor. Şimdi bu rakama göre şunu görüyoruz. 2012'den bu yana evet, gelişmekte olan ülke endeksleri dünya hisse senedi piyasasının gerisinde kalmış durumda. Fakat şu anki 0.74'lük oran bu 10 yıllık periyot ortalamasına işaret ediyor. Yani 10 yıllık ortalama seviyesine şu an gelmiş durumda. Özellikle bu dönemde S&P'nin dünya Avrupa borsalarındaki fiyat kazanç oranlarının geri çekilmesi bu tabloyu yukarı çekmiş durumda. Şimdi hali hazırda EM sepeti dünya hisse senedi fiyat kazanç oranını yakalarken biz bu noktada ayrışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ne anlamda ayrışma? İskontoda. Şimdi bir sonraki grafikte bu iskontoyu da göreceğiz. Bu tabloda da BIST 100'ün
12 aylık fiyat kazanç oranı beklentileriyle, estimatleriyle MSCI gelişmekte olan ülkelerin endeksine baktığımızda burada oran 0.40'ın da altına gelmiş durumda. Ve 10 yıldır periyoda baktığımızda kademeli bir şekilde geri çekilmenin sürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bunu birkaç unsurla destekleyebiliriz. Bir, zaten son dönemde hem küreselde hem de içeride risk algısı bozulmuş durumda. İki, TL'deki değer kaybı. Bu vadeye baktığımızda TL'nin düzenli bir şekilde dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. 3. Makro riskler. 4. Yüksek enflasyon ortamı. 5. İçeride azalan yabancı takas oranı. 2012'lerde %65-70 civarında olan yabancı takas oranı bugün %35'lerin de altına geri çekilmiş durumda. Yani Borsa İstanbul'umuza yabancının teveccühü oldukça yok denecek kadar az. Diğer taraftan bakıyoruz, özellikle yabancının elinde tuttuğu banka hisselerinde yabancıların çok ciddi bir şekilde satış gerçekleştirmiş olması yine piyasayı geri çeken unsurlar arasında. Bunların her birini topladığımızda iskontoyu karşımıza getiriyor. Artı TL'deki oynaklık, CDS risk primi gibi unsurları da ucuca eklediğimizde son dönemdeki düşüşü de daha da fazla yüksek enflasyonla birlikte bir nebze açıklayabileceğimizi söyleyelim. Şimdi burada Borsa İstanbul'da son olarak şunu paylaşmak isterim. Küresel hisse senedi piyasası. Burada yılbaşından bu yana neredeyse değer kaybı 25-26 trilyon dolarlara yaklaşmış durumda. 24-25 trilyon dolarlar seviyesinde. Bunun 5 trilyon doları teknoloji hisselerinden silindi. Büyük bir çoğunluğu S&P Avrupa borsalarından silindiğini gördük. Peki bu dönemde Borsa İstanbul'un piyasa değeri ne durumda diye bakarsak, bizim endeksimizin piyasa değeri 111 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. 2012'de bu rakam 300 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi geldiğimiz nokta 3'te 1 oranını işaret ediyor. İEM ile aramızdaki iskontonun açılmasındaki önemli sebeplerden bir diğeri bu. Diğer taraftan BIST 100 dışındaki şirketlere bakarsam, yani BIST'üm eksi BIST 100 yaptığında ise o şirketlerin piyasa değeri şu an 37 milyar dolar seviyesinde. Hatta son dönemde 2022'nin son aylarına bakarsak Haziran'dan sonra biraz daha BIST 100 dışı şirketlerin hisselerinde görece daha iyi bir performans görüyoruz. Kutay, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gün boyunca ve aslında hafta boyunca yine iş dünyasının en önemli çıkışlarından bir tanesiydi. İhracatçılar açısından Exim Bank kredilerine erişimdeki problem. Exim Bank yönetiminin İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları sonrasında Exim Bank yönetiminin iyi niyetine rağmen Merkez Bankası kaynaklı olarak ulaşımda bir miktar problem yaşandığına ve buradaki finansman kalitesindeki bozulmaya bir şekilde atıfta bulunuyor ihracatçılar. Bundan sonraki süreçte bununla ilgili çeşitli önerileri de alıyoruz. Değerlendirmeleri almaya çalışıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep bizlerle birlikte. Birol Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Exim Bank tabii ihracatçı açısından en önemli finansman kaynağı. İşin yapış şekli açısından da çok belirleyici kurumlardan bir tanesi. İşleyiş açısından buralarda finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan bir açıklamayla aktarmıştı. Biz iş dünyasından da görüşler alıyoruz bu açıklamayla ilgili. Sizin bakışınız, sizin bu noktadaki yaklaşımınız nasıldır? Açıl Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi biz dün aynı şekilde Sayın Mehmet Buş Başkanımızla da Uzak Doğu pazarları açısından ihracatımızı arttırma adına yaptığımız lansmanda da Sayın Exim Bank Genel Müdürümüz Ali Güney Bey ile görüşmeyi çok net bir platformda yaptık. Kendilerinin ifadesi de aynen sizlerin de ifade ettiği gibi. Şu anda liborların artışından dolayı dünya genelindeki maliyet artışlarının bizlere doğru mantıkta yansıyamayacağını ifade etti. Yani çok net aile ortamında konuştuğumuz bir şeyi ben basınla paylaşıyorum ama biz artık her şeyi açık ve net konuşmak zorundayız. Yani %12 seviyelerinde döviz bazında bizlerin kredi kullanımının çok akılcıl olamayacağını veya ekonomik getiri sağlayamayacağını bizzat Ali Bey de ifade etti. Siz de aynı şekilde söylüyorsunuz. Bunu biz tabii ki Exim Bank'ın dışında TCM Reuskont kredileriyle de maalesef durdurmuş durumdayız. İhracatçının şu aşamada
likit krediye ulaşamaması ciddi bir problem teşkil ediyor. Ve biz bu problemi hep birlikte nasıl aşacağımızı başkanımızla da dünkü öğleden sonraki programımızda gündeme getirdik. Ama birazcık zamana yaymak zorunda kaldığımıza inanıyoruz. Malum şu andaki dünyadaki LIBOR artışlarının getirmiş olduğu risk paylarını ülke olarak hep birlikte yaşıyoruz. Burada tartışılan konulardan bir tanesi Exim Bank kredilerinin sağlanması aşamasındaki kriterler. Bu kriterlerin özellikle tabii Exim Bank tarafında kriterlerin ne olduğu belli ama finansmanın kaynağı, Exim Bank finansmanının kaynağı Merkez Bankası olduğu için buradaki kriterlerin çok şeffaf olmaması, aynı zamanda zamandan zamana çok fazla buradaki kriterlerde oynama ve değişiklik yapılmış olması gibi unsurlar da tartışılıyor. Sizin bu tarafa bakışınız nasıl? Tabii yani esas problem zaten hazine ayağından, hazine ve maliyedeki likit probleminden doğuyor. Ama bizim bunun dışında böyle bir ortama ayın 23'ündeki Merkez Bankası ile görüşmemizde hazırlıklı olmadığımız bir pozisyonda yakalandığımızı ifade etmek istiyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da Haziran sonu itibariyle, Temmuz ayı itibariyle yeni vermiş olduğu zam politikaları da ekonomik olarak sanayicimizi yeni maliyet unsurlarıyla hem faiz hem efendim girdi maliyetlerimiz hem pazardaki 250 milyar dolarlık hedefimizi egale etmemiz gereken bir pozisyonda hepimizde ciddi soru işaretleri yarattı. Bu soru işaretlerini hep birlikte çözeceğimize benim inancım tam. Fakat işte bunu panik yapmadan geçirmemiz lazım. Malum Avrupa Birliği'ndeki resesyonun dolar parite farklılığını da alt alta üst üste koyduğumuzda hakikaten birçok sorular söz konusu oluyor. Bunları çözmek için biraz daha sakin ve akıllı düşünmemiz lazım. Biz şu andaki reel bilançolarımızı YMM kanallarıyla veya bağımsız denetim kurumlarıyla onaylatarak ulaştırıp krediye ulaşacağımız ifade ediliyor ama onlar da takdir ederseniz gümrük çıkışlarının bizim kontrolümüzde olacak bir zaman trendinde olmadığından bekleme dönemine girdi. Burada bir küçük çalkantı yaşıyoruz. Bunu hep birlikte akıllıca bir şekilde geçmemiz lazım. Ama bu geçiş malum bankaların TL kredilerini %40'ların üzerine taşıması, serbest piyasadaki diğer bankaların %15'e varan döviz ifade, faiz ifadeleri insanları ürkütmüyor veya korkutmuyor değil. Ama hiçbir şey çözümlenemez diye bir şey yok. Bence hepsinin altından geleceğimize inanıyorum. Bu konuda panik yapacak bir şey şu aşamada gözlemlemiyorum. Çünkü ihracatımızın ilk 6 ayında 126 milyar doları ifade etmemiz ve icra etmemiz gelecek yılın 250 milyar dolarını çok net bir şekilde gerçekleştireceğimizin göstergesi. Burada biz finansmana eğer erişmekte zorlanırsak burada devletimizin böyle bir hata veya böyle bir eksik yapacağını ben hiç hayal etmiyorum. İlla ki sonuç odaklı mesafe kat edilecektir diye düşünüyorum. Özellikle de dünkü Sayın Ticaret Bakanımızla olan lansmanda biz Avrupa'ya olan pazarımızın %55'lik 60'lık payını bilmemize rağmen Asya Pasifik ve okyanus aşırı ülkelere özellikle bizim kuru meyve sektörümüz için söylememiz gereken mal mukabili bir ürün yolladığımızda eğer finansmana kısa vadeli değil de uzun vadeli ulaşamazsak bu rakamları gerçekleştirmekte ciddi anlamda zorlanırız diye düşünüyorum. Sayın Birol Celep çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir aramız var. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Ceren, beklenen oldu. Bayağı direndi Boris Johnson ama bugüne kadarmış, çıktı, istifasını sundu. Şimdi ne olacak? Öncelikle tabii Boris Johnson bir süre daha burada kalacak gibi ama... Boris Johnson bir süre daha burada kalacak gibi görünüyor ama yerine kimin geleceği bekleniyor? Evet. Açıl, senin de söylediğin gibi baskılara dayanamadı Boris Johnson ve bugün öğle saatlerinde istifasını sunduğunu açıkladı. Tabii aslında parti içerisinde 50'nin üzerinde isim, toplamda parti üyesi 50'nin üzerinde isim, 60'a yakın isim istifa ettiğini açıklamıştı. Hatta dün akşam saatlerinde bir toplantı yapıldı, kabine toplantısı yapıldı ve Johnson'ın en yakın müttefikleri, dostları, parti içerisindeki dostları bile Johnson'a istifa çağrısında bulundular. Diğer yanda İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak istifasının ardından göreve getirilen Zahavi bile Johnson'a bugün bir mektup yayınlayarak istifa çağrısı yapan isim oldu. Yani tüm bu baskılar aslında Johnson'ın istifa etmesini beraberinde getirdi diyebiliriz. Böylelikle 3 yıllık görev süreci sona ermiş oldu. Tabii burada asıl sorulması gereken soru, yani merak edilen konu, şimdi Johnson bugün yaptığı açıklamada yeni başbakan seçilene kadar görevime devam edeceğim dedi. Bunu da bu sabah saatlerinde 1922 komite başkanıyla görüştüğünü ve komite başkanının Johnson'ın bu talebini kabul ettiğini ifade ediyor kaynaklar. Tabii aslında hem Muhafazakar Parti içinden hem de ana muhalefet partisi, İşçi Partisi içerisinden Starmer, Başkan Starmer başta olmak üzere çoğu isim artık Johnson'ın bir dakika bile o koltukta kalmaması gerektiğini düşünüyorlar. Yani ya Johnson'ın geçici başbakan olma sözü vermesine o döneme kadar, hatta bir an önce koltuktan ayrılması talebinde bulunuyorlar. Şimdi mesela bundan sonra süreç nasıl işleyecek diye bakacak olursak, Ekim ayında Muhafazakar Parti'nin kongresi olacak ve orada yaklaşık 100 bin üye yeni lideri seçecekler. Tabii en az 6 tane adayın öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani son yapılan kamuoyu yoklamalarında şu anda parti içerisinde en az 6 adayın yeni liderlik yarışını önde getirebileceğine ilişkin beklentiler var. Bu isimlerden ikisi Rishi Sunak, yani istifa eden İngiltere Maliye Bakanı, diğeri ise Sağlık Bakanı Javid. Hatta Rishi Sunak geleceğin lideri olarak görülüyordu. Fakat son dönemde Rishi Sunak'a dönük basına yer alan haberler, yani Hint asıllı eşinin aslında İngiltere'de vergi ödemediğinin ortaya çıkması, diğer tarafta Johnson gibi Partygate skandalına karıştığı için para cezası almış olması, bunlar bir miktar aslında zedeledi basında yer alan yüzünü Rishi Sunak'ın. Diğer taraftan Javid'in adını geçtiğini söylemiştik. Bununla beraber Sunak'ın yerine getirilen Maliye Bakanı Zahavi'nin de adı çıkıyor. Fakat Johnson tarafından o göreve getirilmişti Zahavi. Bu nedenle soru işareti var. Mesela Bölgeler Arası Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Michael Gove, Johnson tarafından dün görevden alındığı açıklandı, istifa çağrısı yaptığı için. En güçlü adaylardan biri ise İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss. Daha önce Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu ve mesela son dönemde yaptığı açıklamada son dakikaya kadar, aslında yani ilk istifa çağrıları başladığı zaman bile Başbakan Johnson'ın %100 arkasında olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle Liz Truss da gereken desteği görecek mi önümüzdeki dönemde? Bu da bir soru işareti olarak öne çıkıyor. Aslında şu anda büyük bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz İngiltere siyaseti açısından. Hatta az önce hükümete yakınlığıyla bilinen Daily Mail gazetesi bir haber geçti ve eski Başbakan Theresa May'in geçici başbakan olarak görev alabileceğini söyledi. Yani Ekim ayına kadar Theresa May geçici başbakanı olabilir İngiltere'nin. Diğer tarafta piyasa tepkisine baktığımız zaman sterlin dolar karşısında bugün güçleniyor. Hatta 1.20 seviyesinin üzerine çıktı. Çünkü dün 1.19 seviyesi aşağı yönlü kırılmıştı. Yani son 2 yılın en düşük seviyesindeydi. Şimdi yeni gelecek liderin mali canlandırma paketlerine önem vereceği, vergi indirimleri yapılacağı beklentisi var. Hatta önümüzdeki sene devreye girmesi beklenen kurumlar vergisinde artışın rafa kalkacağına ilişkin beklentiler var ki dün İngiltere Maliye Bakanı Zahavi göreve geldikten sonra ilk yaptığı açıklamasında ilk işinin vergi indirimleri olacağını söyledi. Tabii mali canlandırma adımları enflasyonist baskıları beraberinde getirecek. Bu da İngiltere Merkez Bankası'nın daha da şahinleşmesine neden olacak ki zaten dün İngiltere Merkez Bankası'ndan bazı üyeler daha hızlı faiz artışına gidilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdi. Az önce İngiltere Merkez Bankası üyesi Mann önden yüklemeli faiz artırımlarının gerekebileceğini söyledi. Enflasyonun bu şekilde belirsiz kalmaya devam etmesi durumunda. Çünkü İngiltere şu anda G7 ülkeler arasında en kötü performansı sergileyen ülke büyüme tarafında. Diğer yanda enflasyon ise ülkede 40 yılın zirvesine çıkmış durumda. Açıl Sezen.
Ceren, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. İngiltere'den gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Şimdi Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünün önemli haberlerinden bir tanesi, Türkiye ile İsrail arasında uzun yıllar sonra ilk defa bir havacılık anlaşması imzalanacağına dair haberler. Haberin veriliş şekli biraz daha böyle 1951'den bu yana ilk kez böyle bir anlaşma oluyor. İsrail havayolu şirketleri Türkiye'ye uçacak falan diyor ama biraz belki detayını bir anlatmak lazım. Evet, bir soğukluk girmiş araya, bayağı bir süre anlaşma olmamış falan ama ne dersin? Ya şimdi benim havalimanı muhabirliği döneminde İsrail havayolları Elal, yani Türkiye'ye uçuş yapıyordu İstanbul'a. Dolayısıyla yani aramızda hiç ilişki yoktu. 51'den sonra ilk defa yapıyoruz. Şey biraz alınan parametre, oradaki detay nedir, neye göre yapıyoruz bu anlaşmayı, onun altını çok çizilmemiş. Ya biraz abartı var gibi geldi bana. Çünkü bizim yaklaşık işte 2020'de bu Covid-19 sebebiyle ilk kargo uçağı gelmişti El Al'ın buraya ve o zaman da haberler yapılmıştı. İşte uzun süre sonra ilk defa bir İsrail tescilli hava uçak Türkiye'ye geldi. İşte 13 yıl dediğine göre 2007'ye gidin. O zaman da İsrail'le aramızdaki çeşitli tartışmalar, uçuşlardaki onların talep ettiği bazı güvenlik kriterlerine bizim sıcak bakmamamız sebebiyle onlar uçuşlarını kesmişlerdi ve Türk Hava Yolları İsrail'e en fazla uçan, en fazla Yahudi taşıyan havayolu pozisyondaydı. Amerika'dan da, şeyden de, Avrupa'dan da, başka coğrafyadan. Yani Türk Hava Yolları şöyle diyebiliriz. Uzun süre İsrail'in bir numaralı havayoluydu. Milli havayolu gibi çalışıyordu. Yani biz din üzerinden söylemeyelim taşımacılık hizmetini de, dünyanın çeşitli yerlerdeki o cemaatin üyelerini en fazla oralardan İsrail'e taşıyan havayoluydu. Biz taşıyoruz diye demeyelim. En fazla onlar bizim Türk havayollarını tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü gerek hizmet, gerek ikram kalitesi, damak tadı, kültür, yakınlık falan, artık adına ne dersen de en fazla bizim Türk havayollarını tercih ediyorlardı ve biz o pazarda çok etkindik. İşte onlar da o 2007'ye kadar, benim işte 90'da başlayan havalimanı muhabirliğim döneminde de vardı. Onlar güvenlik endişesi sebebiyle hiçbir havayoluna tanınmayan ayrıcalıklar, İsrail'in oradaki güvenlik tedbirleri alan yetkililerine tanınırdı. Onların silah taşımasına arındırılmış alanda müsaade edilirdi. Yani böyle bir ayrıcalıkları vardı. Bu ayrıcalıklar anlaşma olmadan olacak şeyler değil. Ayrıcalıklar değil. Hem havacılık anlaşması olacak ki uçaklar gelsin, hem de onların talep ettiği güvenlik anlaşmalarını karşılayacaksınız ki, yani burada istedikleri şekilde yolcuların aranması, taranması, bindirmesi, kargo güvenlikten geçmesi gibi detaylara imkan vereceksiniz ki onlar da size uçaklarını göndersin. Yani aramızda bir anlaşma tabii ki 51'den sonra vardı ama belki şimdi daha kapsamlı, daha geniş bir ikili hava anlaşması yapıyoruz. Zaten ülkeler arasında ikili hava anlaşması olmazsa uçuş yapamazsınız. Yani daha doğrusu şunu sorabilirsiniz. Ya anlaşma yoktu, Türk Hava Yolları oraya nasıl uçuyordu? Yani şu an uçuyoruz ya, nasıl uçuyoruz? Demek ki biz anlaşmayı daha kapsamlı, daha detaylı hale getiriyoruz. Peki, şimdi geçelim bir diğer önemli konuya. Seninle senelerdir burada konuşuyoruz. 5G ihalesi ne zaman olacak, ne zaman yapılacak diye. Buradaki planlama 2023 yılında ilk başlangıcının gerçekleşebileceği şeklindeydi. Bir süre ertelemesi üzerine kulis yapıldığını anlıyoruz. Ancak şu an itibariyle son durum nedir? Bir de ne kadar hazırlanıyoruz? Şimdi bir defa 5G'de biz yerli milli denerek acayip bir aldatmaca içindeyiz. Yani bizi de aldatıyorlar. Bu konuda yazı yazan gazetecileri de, bu konuda çalışma yapan hem kamu tarafında, mesela Savunma Sanayi Başkanlığı altında ASELSAN'ın da %50 ortağı olduğu ULAK baz istasyonu, ULAK haberleşme AŞ var, geliştirdiği baz istasyonu çok önemli bir mihenk taşıydı. Bizim bu alanda bir şeyler yapabileceğimizi ortaya koyan önemli bir figür, örnek, modeldi. Barcelona'da da özel bir standta ULAK olarak bunlar yapıldı, kamuoyuna tanıtıldı, yurt dışına pazarlandı. Türkiye'de canlı şu an 4.5G ulak olarak, baz istasyonu olarak kullanılıyor. Yani baktığınızda Türkiye yerli ve milli uçtan uca 5G şebekesi geliştirmede ne adım atıyor? 2000
21'in Mart'ından bu yana sektördeki yetkililerden aldığım bilgiye göre hiçbir şey olmamış. 2000, yani bir yıldır 5G konusunda kamu tarafı, ne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ne Ulaştırma Bakanlığı, BTK bu konuda hiç adım atmamışlar. Kaynak anlamında destek vermemişler. O sektördeki yerli ve millileştirme konusunda kuruluşları, şirketleri bir araya getirip sen şunu yap, şurada eksik, bunu yap diye bir işe patronluk, bir sorumluluk duygusuyla yaklaşmamışlar. Ama bunu yapmazken ne yapmışlar? Gitmişler. Nokia'ya yerleştirme izni vermişler. Kareli'yle iş yapsın. Huawei'ye yerleştirme izni vermiş. ZTE'ye vermiş, ona vermiş. Ve bize de ne diye sunuyorlar? Yerleştirme oranı yükseldi. Kim yaptı? Huawei yaptı, Nokia yaptı, ZTE yaptı. Ve bu şekilde kamu bürokrasisi bizi de açıkçası biraz yanıltıyor. Halbuki biz 4.5G ihalesinde de yerlilik kriteri çok yüksek oranlarda konmasına rağmen ilgili otoriteler bu yerlilik kriterini karşılamayan GSM operatörlerine bir müeyyide uygulamadığı gibi yerli olarak geliştirilen milli ürünlerin kullanımı için de destek vermediler. Şimdi de burada bir ilginç bir oyunla karşı karşıyayız. Sanki birer yabancı şirketleri, yabancı markaları onları destekliyor, onlara lobi yapıyor. Direkt ürünü gelmezse bile bu sefer o zaman sen gel burada üret, size öyle destek verelim. Arka planda da yerli milli olarak geliştirilen kendi mühendislerimizin, kendi insan kaynağımızın çalıştığı şirketlerin de önü açılmıyor. Parasal destek verilmiyor, kaynak sağlanmıyor. Ürünlerin ticarileşmesi için hiçbir ön açılmıyor. Şimdi böyle sen bu durumda kalkıp hiç kimse 5G ihalesine çıkmaması lazım. Bunun hesabını birilerine vermesi lazım. Bugün yapıp eğer 2022'de ihaleye çıkıp 2023'te biz 5G'ye geçersek yerli, milli geliştirdiğimiz ürünler, elde ettiğimiz kazanımlar açıkçası çöp olacaktır. Ve birileri de hazır ithal üründen nemalanmaya, oradaki işte rantı yemeye çalışacaktır. Bunun başka izahını açıkçası bulamıyorum. Yoksa niye yerli ve milli ürünlere destek verilmez ki? Niye şirketlerin önü açılmaz? Bir yıldır hiçbir şey olmaz. Olabilir mi ya? 5G'de hiçbir şey yapılmamış. En yetkili isimler söylüyor. Hiçbir küçük destek bile söz konusu peki değil. Peki 2025'e diyelim ki uzasa, 2025'e kadar ne yapılacak? Yapılacak mı o zaman? Şimdi şöyle düşün. Geçen yıl 2021 Mart'ta uçtan uca 5G lansmanı yapıldı ve test ettik diyorlar. Güzel. Ya bu demek ki uçtan uca yapamazsan bile önemli yerlerinde bir şeyler yapıyorsun. O zaman kaynak destek verip bunları bir an önce ticarileştirsene. Mesela 4.5G'de diyelim ki çekirdek şebekede, baz istasyonunda başarı elde etmişsin. Bunu bir an önce 5G'ye dönüşmesi, daha hızlı ilerlemesi için kaynak ver, destek ver, yap. Takvim yok. Takvim olsa kesinlikle olur. Ben şu an bile karar verse yetkili, etkili ama kesinlikle bakanlıkların üzerinde bir güç olması lazım. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yabancı ürünlere yerlilik belgesi veriyor, balta diyor. Bu yanda BTK Ulaştırma Bakanlığı yerli ve milli ürünlerin kullanımına izin vermeyerek başka türlü engelliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, Aselsan, ULAK bunlar ürün geliştiriyor, tırmalıyor. HTK, CİTEM tamam mı? Bunlara da geliştirdikleri ürünlerin bir adım daha öteye gidip seri üretime, ticari ürüne dönüşmesinin önü açılmıyor. Açılmayınca da ne olacak? Yarın denecek ki tamam yerli ürün yok, ne yapalım? Biz 5G'ye geçmeyelim mi? Teknolojide geri mi kalalım falan gibi bir böyle tartışma var. Bir de 5G'ye geçelim de nasıl geçelim onun tartışmasını da yapmıyoruz. Klasik usulde 3G, 2G, 4G falan onda geçtiğimiz gibi yöntemle geçiyor. Halbuki ilk defa 5G bireysel odaklı olmayan endüstriyi hedefine alan bir teknoloji. O zaman burada ihale modeli yöntemini de biraz değiştirmek lazım. O zaten çok tartışılıyor nasıl olacak? Bana kalsa şimdiden 5G'ye izin verelim lokal olarak. Fabrikalara mı gerekti? Bizde de 5G çalışanlar mı var? Mesela kısa süre önce bir fabrikada Nokia 5G laboratuvarı kurdu. Ya o zaman siz 5G lansmanını yerli milli şirketlerde niye yaptınız? Niye Nokia'ya gidip onun laboratuvarını kuruyorsun? Git yerli şirketlerine yap. ULAK'la yap. O gitsin alamadığını getirsin. Citent'te yap. HTK'da yap. Halen daha gidiyorsun. Yabancıyı destekliyor. Ondan sonra yerli milli. Ya çok tuhaf. Aynı enerjide olduğu gibi yani. Düşünsene. İşte yerli kömür santrallerine çarkı döndüremeyecek bir maliyet rakamı veriyorsun. Onları yere batırıp öteki tarafta ithal kömüre, doğalgaza destek veriyorsun. Ondan sonra yerli milli enerji nasıl olacak bilemiyorum.
Güntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu değerlendirmeler için. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde gidiyoruz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Barsan Global Lojistik CEO'su Uğur Aksu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeleri, yükselen enerji maliyetlerini ve tedarik zincirinde yaşanan kısıtlamaları sormaya çalışacağım size. İlk etapta bütün dünyada bir resesyon kaygısı, resesyon korkusu var. Ancak şu an itibariyle Amerika'nın içerisinde özellikle lojistik tarafında doğrudan yansımasını görüyor musunuz diye sormak isterim. Evet, retail sektöründeki azalan talep beraber sektörde ciddi bir yavaşlama oldu. Özellikle Mayıs ayından itibaren. Onun için ciddi anlamda bir kapasite yavaşlaması var. O anlamda bir resesyon belirtilerini hissettiğimizi söyleyebilirim. Ama bu orta vadede Fed'in aldığı faiz artırımı önlemleri eğer enflasyon üzerinde olumlu etkilerini ispat edebilirse bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki bu noktada elbette kamyon trafiği en önemli konulardan bir tanesi. Hani ekonomik canlılığı ölçmek açısından biraz işin bu tarafını sormak istiyorum. Bir yandan da tabii Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler çok dalgalı gidiyor. İşte gelen son haberler bir takım tarife indirimleriyle birlikte enflasyonu hafifletmek için gümrük tarifeleri değişikliğiyle Çin'den alınacak 300 milyar dolarlık malın daha maliyeti düşük şekilde girişini sağlamak üzerine. Bunların nasıl etkili olması beklenebilir? Açıkçası ilk sorunuza gelirsek kamyon maliyetleri ciddi anlamda arttı. Özellikle Amerika'da yeterli şoför ihtiyacının olmayışından kaynaklanan ve beraberinde gelen enerji maliyetlerinin artışından dolayı ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bütün dünyada olduğu gibi burada da. Açıkçası Çin'e uygulanan kotaların 2018 ve 2018 yılında başlayarak uygulanan kotalar ciddi anlamda etkisini göstermişti. Yaklaşık 100 milyar dolar, 90 küsur milyar dolarlık bir ithalat azalması oldu Amerika'nın Çin'den yaptığı ürünlerde. Eğer böyle bir esneklik yeniden yapılırsa bence bu hata olur. Asla o ürünlere ve tariflere uygulanan indirimlerin buradaki tüketicinin fiyatına, marketteki ürünün fiyatına yansıyacağını ben şahsen düşünmüyorum. Zaten ithalatçı o ürün alternatiflerini dünyanın farklı ülkelerinden, bunların en başında Türkiye geliyor, tedarik etmeye başladı bile. Amerika için olumlu bir karar olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bunun üzerine aynı şekilde Türkiye için de çok olumlu olmayacak. Çünkü pandemi sürecinde Türkiye Amerika'ya olan ihracatını ciddi oranda arttırdı. Şu an Türkiye'nin ikinci ihracat sıralamasında Almanya'nın hemen arkasına geldi Türkiye. Aynı şekilde Amerika'da da ilk 20 ülkeden bir tanesiydi. Şu an 14. sıradayız. Ciddi oranda artıyor. Birçok ürünün raftaki yeri Türk ürünüyle de değişti. Onun için tariflerin kaldırılmasının Türkiye için de çok olumlu olacağını düşünmüyorum. Hem Amerika için hem Türkiye için olumsuz bir karar olacaktır. Peki Türkiye ile Amerika arasındaki ticaretin canlılığından bahsettiniz. Biraz bu tarafını sormak isterim. Özellikle hangi ürünlerde daha ciddi bir momentumla değişim söz konusu oldu? Bundan sonrası için beklentiler bunun artırılması için nasıl değişebilir? Bir de tabii taşıma maliyeti çok önemli. Yani petrol fiyatlarındaki dalgalanma son birkaç gündür geri geliyor falan ama çok ciddi etki yaratıyor. Bu ekstra bir maliyet, ekstra bir dezavantaj yaratır mı? Yoksa Türk şirketleri için, Türk ürünleri için şu anda ortam nasıl orada? Açıkçası bu maliyetlerin artmasının en büyük nedeni devletin, Amerikan hükümetinin 2020 yılının ilk Nisan ayında başlayıp bu sene Nisan'a kadar süren piyasaya verdiği 13 trilyon dolarlık ciddi anlamdaki cash paradan kaynaklandığı. Bunlar hem şahıslara hem şirketlere direkt olarak verildi ve bu ciddi anlamda bir tüketim yarattı. 2021 ithalatı Amerika'nın 2.3 trilyon dolarken 2021'de bu rakam 2.8 trilyon dolara çıktı. Yaklaşık 500 milyar dolarlık bir kapasite artırımı oldu. İthalatta sadece 2020-21 arasındaki konteyner adedi bir önceki yıla göre %17 arttı. Ki bu son 10 yıldaki büyüme oranı %3,5'tu. Onun için bu bütün tedarik zincirinin çökmesinin en büyük nedeni bundan kaynaklandı.
Ancak bu süreç içerisinde Türkiye'nin çok büyük avantajları var. Belli bir kısmını kullandı, belli bir kısmı için hala daha açık. 2.8 trilyon dolarlık markete biz hala daha sadece 17 milyar dolarlık mal satıyoruz. Evet, konteyner adedi olarak yüksek ama katma değer olarak düşük ürünlerimiz var ihracatta. Ama hala Türkiye için bu fırsat devam ediyor. Çünkü pandemi sürecinde Türkiye'deki fabrikalarımız kapanmadı. Hem kotaların gelmesi hem diğer nedenler hem de tedarik zincirinde navlunun artmasına rağmen hala Türkiye daha rekabetçi, ürün tedarik edilebilen, fabrikaların düzenli bir şekilde çalıştığı, yine istihdamda da sorun yaşanmayan, özellikle genç ve hala da doların güçlenmesiyle beraber maliyeti ucuz iş gücü sayesinde raftaki birçok üründe Türk ürünü yerini aldı. Umarım bu şekilde devam eder. Özellikle hangi sektörler olarak sorarsanız, başta gıda olmak üzere inşaat malzemeleri, mobilya, sanayi ürünleri, birçok sektörde Türk ürünlerinin ihracatçılarının arttığını, yeni ihracatçıların pazara girdiğini hep beraber görüyoruz. Uğur Aksu, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle Finans Merkezi'nde bugün için son noktayı koyduk. Kısa bir ara, sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğru ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.